Arkadaşlar merhaba. Oley. Tatlı Pazar'da bir baharat dükkanındayız. Aktar baharat karışımı. Bugün yapacağımız iş baharatların ne işe yaradığı, baharat nasıl alınmalı, baharat nasıl korunmalı, onun hakkında bilgi almak. Bu nasıl alınır, nasıl alışveriş yapılır adlı videonun ilki olacak. Buyurun içeri girelim. Evet arkadaşlar, dükkanımıza girdik. Gördüğünüz gibi çok mükemmel dizayn olan bir dükkan. Burası benim arkadaşımın çalıştığı bir yer. Kendisi Engin kardeşim. Bu işlerde uzmandır, satış uzmandır. Daha evvel tavukçuluk yaptı. Efendime söyleyeyim, bakkalede çalıştı, bakkal işletti. Şimdi baharatçı çalışıyor. Bilgisi bu işlerde var. Burası Sakarya'nın bir markası olan Karadağ Baharat arkadaşlar. Bu arkadaşlar baharatın uzmanı diyebiliriz. Bizim bölgemizde pek baharat sık kullanılmaz ama gene de bazı baharatları tabii kullanıyoruz ama bir doğu, güneydoğu gibi baharat kullanma yok bizde. İşte bu arkadaş bu baharat işini Adapazarı'na, Sakarya'ya tanıtmaya çalışıyor. Gerçekten işinde uzman. Gördüğünüz gibi çok çeşitli baharatlar ve çok güzel bir dizayn var. Şimdi yavaş yavaş şu baharatları bir tanıtmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi önce arkadaşlar ana baharatlara bir girelim. Burada arkadaşımız dizayn yapmış. Ana baharatlar böyle reklam amaçlı aslında değil mi bunlar? Satışta, evet, satış değil. Satışta yapılıyor ama böyle yani isteyene böyle kavanozu vermiyor. Şimdi tabii burada canım. Arkadaşlar benim dikkatimi çeken iki tane baharat oldu. En başta bir pizza baharatı. Bu arkadaşların kendi karışımı. Efendime söyleyeyim, bir de Osmanlı baharatı. Bu Osmanlı baharatı benim çok ilgimi çekti. Engin kardeşim bir anlatır mısın? Nedir bu Osmanlı baharatı? Osmanlı baharatı aslında çok amaçlı kullanılabilen bir baharat. İşte tüm yemeklerde, çorbalarda kullanılabilir. Hatta pizzada bile kullanılabilecek bir baharattır. Yani yedikten sonra damakta kalıcı bir lezzet bıraktığı için Osmanlı baharatı adı verildiği de söylenir. O zaman bu tam acemilere göre. Evet, dipnot, evet. Acemi şeflerin çok güvendiği bir baharat diyebiliriz. Evet arkadaşlar, ama ben tabii ki acemi değilim. Evet. Ama gene de denemek lazım. Şimdi burada körü var. Bu körü baharatını arkadaşlar ben bildiğim kadarıyla tavuklarda kullanıyoruz. Evet. Genelde tavuk yemeklerinde. Başka değil ama yani karışım oluyor. Karışımlarla beraber sos yapımında veya baharatların arasında bunu da katıyoruz. Mesela kimyonu biliyoruz. Yeni baharı arkadaşlar, yeni baharı da et yemeklerine kullanabilirsiniz. Ben yaptım. Kimyonu da aynı şekilde. Orman kebabı yapmıştım. Onun için de ben yanlışlıkla karabiber yerine yeni bahar atmıştım bir günü. Çok güzel olmuştu. Gerçekten et yemeklerine çok güzel bir tat veriyor yeni bahar. Pek böyle bizim insanlarımız biraz şeydir bu konularda. Efendime söyleyeyim, biraz kuşkucudur. Pek yeni şeylere açık değildir. Özellikle bizim Türk insanı ve özellikle bizim bu bölge baharat konusunda şeydir. Baharatta 4-5 çeşit bilinir. Bilinir, bilinir. Yani burada acı biber kullanır, pul biber kullanır, kimyon kullanır, kekik nane falan filan. Şimdi burada bir ilgimi çeken şey de patates baharatı. Şimdi patates baharatı ile ilgili bir bilgi verebilir misin bana Engin kardeşim? Patates baharatı bilindiği gibi zaten adı üzerinde patates, fırınlanmış patates yemeklerinde kullanılabilir veya kızartmalarında kullanılabilir. Yani cips lezzeti sunan bir baharat. Aslında ben o kadar yemek yaptığım halde pek denemedim bunu. Evet, denenmeyen bunları... çok baharat var canım. Orası. Mesela kajun baharatı var. O da galiba patates kızartması yani, gibi bir şeylere aynı şekilde, evet, evet. Gidiyor. Ufak bir farklılık var aralarında ama yani kajun baharatı da aynı şekilde patatese kullanılabilir. Evet. Bu rafta en son şurada bir baharat var. Adı poi. Gerçekten biz çoğu baharatı buralarda pek bilmiyoruz ama yani
Çok müthiş baharatlar varmış. Bu poi baharatının ne işe yaradığı hakkında bilgimiz var mı? Genelde işte böyle kahvaltılarda kimisi yumurtanın üzerine de döküp tüketebiliyor. Kimisi de kızarmış veya taze bir ekmeğin üzerine tereyağı sürdüğünde onun üzerine de serpiterek yiyebiliyor. Aslında poya kaç baharatın karışımıyla da karıştırılarak adı poi olarak biliniyor bu yörede. Ama asıl orijinali bu renktedir, açık sarı renktedir. Ben hiç kullanmadım. Doğrudur ama tavsiye ederim yani kahvaltıda güzel taze bir ekmeğin üzerine İnşallah dökerek tüketebilirsiniz. Bu dediğim gibi sadece bu şekilde değil, camında içerisinde toz biber, pul biber, kekik nane gibi birkaç baharatın karışımıyla da bu lezzet yakalanabilir. Bence bu poyun yanına kırmızı toz biber çok iyi gider. Yani. Öyle bir denem haşlanmış yumurtaya. Evet karıştırılabiliyor. Tamam. 4-5 tane baharatın karışımına da tabii içerisinde bunun olmasıyla beraber poy deniliyor. Tamam. Şimdi ufak baharatlara geliyoruz. Burada arkadaşlar ben dikkatimi çeken gene bu Karadağ baharat sahiplerinin kendi karışımları olan bir şey. Deniz ürünleri çeşitlisi. Evet. Abi hiç ben deniz ürününe bir baharat atıp da pişirmedim. Yani bu hakikaten çok ilgimi çekti. Arkadaşlar bunun içinde neler varmış ya? Bakalım şöyle. Çeşit çeşit şeyler var arkadaşlar. Hakikaten biz her şeyi sade yemeyi seviyoruz. Şimdi bize Engin kardeşim içinde neler olduğunu söyleyecek. Deniz ürünleri baharatın içerisinde tuz, soğan, hardal, pul biber, maydanoz, kişniş, sarımsak, kereviz tohumu, karabiber ve kimyon var. Evet. Bu nasıl hazırlanıyor, kullanılıyor diye soracak olursak da özellikle zeytinyağı olursa böyle yayvan bir kabın içerisine zeytinyağını döküp üzerine de bu baharat karışımını eklediğimiz zaman bununla beraber elde ettiğimiz o oluşumu balığın üzerine döküyoruz, yediriyoruz. Ya da yarım saat kadar da onu böyle bekleterek, dinlendirerek üzerinde pişirmeye hazır hale getirmiş oluyoruz. Zaten kerevizle balık iyi gider diyorlar. Bu yani, tatlı su balığına da oluyor, tuzlu su balığına da oluyor. Evet arkadaşlar, gerçekten ilginç şeyler. Evet. Bir tane de Maggi baharat diye bir baharat gördüm arkadaşlar. Ona da bakacağız. Bu baharatta arkadaşlar çorbalar için ve etli yemekler için özel bir baharatmış. Evet. Sulu yemeklerde özellikle. Sulu yemeklerde kullanılan bir baharatmış. Evet. İçerik olarak da şöyle söyleyebiliriz. Karışımında kurutulmuş soğan, kurutulmuş sarımsak, kişniş, zerdeçal, kimyon, kırmızı toz biber, çemen ve kurutulmuş maydanoz ve fesleğen gibi başka diğer çeşit baharatlarımız da bu karışımın içinde bulunuyor. Denemek lazım. Evet, kesinlikle. Dükkanı gezerken pirinç buldum arkadaşlar. Burada pirinç istiyor arkadaşlar. Bu mutlu baldo. Daha var, bunu çok sattık biz. Bu Trakya baldosudur arkadaşlar. Şimdi yöreye göre herkes kendi yöresinin pirincini sever. Yani ama bizim Adapazarı'nda pirinç üretilmediği için ben tarafsız biçimde konuşabilirim. Bugüne kadar kullandığım pirinçlerin içinde en iyi pirinç, en lezzetli pirinç Trakya baldosudur. Gerçekten Trakya baldosunu bulursanız denemeni tavsiye ederim. İyi pirinç de sanılır. Aslında markette yapacaktım ama iyi pirinç almanın en büyük şartlarından birisi arkadaşlar pirincin sarı olması. Yani beyaz değil, çok beyaz olmayacak. Pirinç ne kadar sarıysa o kadar iyidir. Bir de bir ikincisi en az bir yıllık pirinç olacak. Pirinç alırken paketleme tarihine bakın. En eski tarihli pirinci almaya özen gösterin arkadaşlar. Bir yıllık pirinç en aşağı en iyidir. Bir de burada Erzincan fasulyesi var. Bu fasulye arkadaşlar bizim Selanik dediğimiz, Selanik tipi dediğimiz fasulyedendir.
Normalde lokantalar bu fasulyeleri kullanır. Fasulyenin özelliklerinden birisi, ortası çok şiş olmaz. Şöyle göstereyim. Ortası çukur olur. Arkadaşlar, bu Selanikli bir fasulyedir. Bu fasulye pişirildiği vakit kaymak gibi olur. Ve fazla da kabuk vermez. Erzincan fasulyesi meşhurdur. Adapazarı'nda da önceden görken göl fasulyesi diye ekiliyordu. Şu anda eken yok. Herkes mısır ekiyor. İnsanlar 20 gün çalışıp sahanda yatmayı tercih ediyorlar. Maalesef şu güzel fasulyeler ekilmiyor. Ondan dolayı zaten çok pahalı. Fasulye nasıl alınır? İşte dediğim gibi arkadaşlar, biraz iricene ve ortası çukur olan fasulyeler kaymak gibi olur. İri iri olur ve çok lezzetli olur. Evet arkadaşlar, şimdi dükkanı gezerken gene başka bir yere daha geldik. Kurutulmuş tropikal meyveler. Gerçekten arkadaşlar, işin uzmanı, yani şakır şakır yapmışlar şu dükkanı. Bizim Adapazarı ufak bir yer, ufak bir yerde böyle güzel çeşitler olması gerçekten zor oluyor biraz. Yani bu İstanbul'a Kapalı Çarşı'da bulunacak şeyler. Şimdi bakalım burada ne var? Kurutulmuş papaya. Ömrümde papaya yedim ama kurutulmuşunu yemedim, kullatacağım. Harika bir şey. Kilosu 44 liraymış. Kurutulmuş ananas var. Kurutulmuş mango var. Kurutulmuş hindistan cevizi var. Ve pamela diye bir bitki. Engin kardeşim, bunları da tabilir miyim? Tabii. Arkadaşlar, bu nedir ya? Gerçekten çok ilginç bir şey. Sanki portakal aroması var. Evet. Zaten kabuğunla beraber yiyorsun şu anda. Kabuğunla beraber yiyoruz. Evet. Gerçekten müthiş bir şey arkadaşlar ya. Kurutulmuş hindistan cevizi. Sarı el kurusu. Bunlar da bizim. Onlar bizim Türk kuruları. Evet, evet. Yani hepsini gördüm de kurutulmuş yer çileği görmemiştim. Bildiğin çilek mi o? Yok. Tropikal bir meyve. Tropikal mı? Adı yer çileği diye geçiyor. Ya bundan mı tatacağım? Tamam, bak. Buyur. Arkadaşlar, gerçekten müthiş bir şey bunlar ya. Gerçekten harika yani, ben tahmin edemedim böyle bir tat olacağını. Pek de pahalı bir şey değiller. Kilosu 35 lira, bayağı bir çok gelir bunlar. Hı. Mango. Ve bu hindistan cevizi. Herhalde bu nasıl kullanılıyor bilmiyorum ama yeniyor mu? Tabii o şekilde tüketilebiliyor. Bu şekilde mi tüketilir? Hayır, öyle de yenilebilir. Rendelenebilir. Ama bu özellikle yemek için, bu şekilde tüketilmek için kurutulmuş. Harika. Şimdi geldik dükkanın diğer kenarındaki standa. Burada da arkadaşlar neler var? Lokumlar var. Makarnalar var, erişteler, ev yapımı bunlar hep. Efendim, bitkisel sabunlar var. Bitkisel çaylar var. Hazır paket olan markalar var. Bir de Karadağ Baharat'ın, bu arkadaşların kendi paketlediği, kendi yaptığı çaylar var. Onlara bakalım yakından. Şimdi çaylarımızın yanına geldik. Engin kardeşimden çaylar hakkında bilgi alacağım. Şimdi çeşit çok gördüğümüz gibi. Tabii bunların arasında efendim söyleyeyim, sakinleştirici, teskin edici bir takım çaylarımız var. Sindirim sisteminde sıkıntısı olan bazı müşterilerimiz oluyor veya zayıflama amaçlı bu çayları kullanan müşterilerimiz oluyor. Efendim söyleyeyim, mesela hibisküs çayı diyelim, kan temizleyici özelliği var. Sindirim sistemini düzenliyor.
bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İçimde çok güzel olan, adeta kuş burnuna birebir lezzeti olan bir çay. Değişik bir şey. Rejim yapanlar, özellikle bayanlar, zayıflamak isteyen bayanlara çok rağbet ettiği bir çay diyebilirim, viskus çayı. Kavun çayı hakkı ne dersin? Onlar da meyve çayları işte. Yani dediğim gibi hepsinin kendine ait has özellikleri var. Bunlar da böyle daha çok meyve çayları statüsünde geliyor. Mango ama çayı. Ana şey bunlar da hep böyle diyetle alakalı diyebiliriz yani. Öksürükle alakalı ciğer güçlendirici bir takım çaylarımız da falan var. Aslında yani. Arkadaşlar şimdi burada bu arkadaşlar kendi imalatçı oldukları için fiyatlar gayet bir de uygun. Hı. Yani bakıyorum. Mesela şu koca paket çay 5 lira. Hı. Nane limon çayı, böğürtlen çayı mesela bunlar 150'şer gram 5 lira, 5,5 lira, 7,5 lira. Gerçekten uygun fiyatlar. Bu çaylar ilginç. Ama daha ilginç şeyler var yanında. Mesela şurada ben değişik bir şey gördüm. Engin kardeşim şu rafta benim çok ilgimi çekti. Yani bildiğin şu meyve suyu gibi bir şeyler bunlar. Burada bazı bitkilerin suları var. Suları mesela var. Biberiye suyu, enginar suyu, hayıt suyu. Bu hayıt denen bitki genelde İç Anadolu'da çıkan yani, bitki. Evet, evet. Bizde pek yok mesela. Çakşır kökü suyu, kiraz saplı mısır püskülü. Evet. Bu şey içindir büyük ihtimalle. O da idrar yolu iltihapları içindir bu. Kiraz, o etkisi kiraz de sapı. Var ama kiraz sapı ve mısır püskülü çayı özellikle zayıflama amaçlı. Evet. Ama kiraz sapı ben kullanıyordum. İdrar yolu için papatya suyu. Gerçekten değişik bir şey bunlar ya. Bu az önce söylemeyi unuttuk o hibiskus çayının bir özelliği de. İdrar söktürücü özelliği de vardır yani. Hibiskus çayının. Değil mi? Evet. Ama kiraz sapı arkadaşlar idrar yolu iltihapları geçmeyenler için kiraz sapı alıp kaynatıyorsunuz 5 dakika ve içiyorsunuz. Müthiş bir ilaç. Ben denedim. Gerçekten iyi oldu. İyi oldum yani. Şimdi geçelim en önemli bölümlerden birine. Lokum standındayız arkadaşlar. Burası aslında bu dükkan şeker hastalarına girmemesi gereken bir dükkan. Yani hakikaten çok güzel, çok çeşitli lokumlar var. Bunların imalatını kendiniz yaptıklarınız var mı? Yok. O ayrı bir sektör olduğu için. Ayrı bir sektör. Ama gene de beraber çalıştığınız kişilerden alıyorsunuz. Tabii bildiğimiz insanlarla çalışmaya gayret çok ediyoruz. Çok güzel şeyler var. Özellikle şu bence çok güzel, şu sultan lokumları. Harika oluyor arkadaşlar. Ve şekeri çok güzel yükseltiyorlar. Şeker düşüklüğü onları tavsiye edilir. Bir de ne var burada? Mudurnu Köy Pazarı. Bu markayı duymuşsunuzdur. Burada köylü kadınlar bir kooperatif kurmuş. Böyle işte erişte. Silor, mantı. Mantı, o tip şeyler yapıyorlar. Tarana, salçalı tarana falan filan öyle şeyler yapıyorlar. Gerçekten bunlar da güzel oluyor. Burada bir dikkatimizi çeken bir şey daha var. Bu sabun standı var. Bir aktarın gerçekten olmazsa olmazlarından birisi. Burada istediğiniz her türlü sabun neredeyse var. Evet. Arkadaşlar. Yani burada en benim dikkatimi çeken nerede o? Eşek sütlü. Eşek sütlü. Bildiğin eşek sütlü sabun. Herhalde bu ne işe yarıyor? Cilde mi iyi geliyor? Tabii bilemiyorum. Bakımı için kullanılıyor özellikle. Gerçekten. Yani bunların hemen hemen hepsinde de provitamin B5 dediğimiz vitaminler vardır. Yani şuraya bakın. Yani bu işlerle ilgilenenler bilir de ben yani gerçekten şaşırıyorum böyle. Efendim ne diyor? Kudret narlı kantaronlu sabun. Karışık meyve esası sabun. İnci tozu. Nar çekirdeği, deniz tuzlu sabun. Kil, karışık meyve, keçi sütü, kükürt. Argan yağlı krem sabun. Evet, eşek sütü sabun dediğim gibi. Kremleri var. Müthiş şeyler kimice var. Karşıtı ve gözaltı için kullanılan kremler var.
şampuanlarımız var. Gerçekten güzel şeyler var arkadaşlar. Fiyatlar da bence çok makul ya. Bir şampuan 15 lira mesela. Öteki aldığımız bitkisel, şampuanların. Bitkisel şampuan olmasa bile uygun şu anda. Çok uygun fiyatlar arkadaşlar. Şimdi bir de bu arkadaşların en iddialı olduğu kısımlardan birine geldik. Salça. Bu salçaları Antep'te özel yaptırıyorlar. Gelip burada satıyorlar ve fiyatlar müthiş uygun. Domates salçası 10 liraymış. Antep ev tipi salça 16 liraymış. Şu anda o fiyata bulabileceğini zannetmiyorum. Tatlısı var, acısı var. Acı, tatlı acı. Evet. Lahmacun yapmak için mükemmel. Ben denedim arkadaşlar. Bu salçadan evde lahmacun yapıp çekeceğim size. Mükemmel bir tatları var. Özellikle bunu çok tavsiye ediyorum. Kıvamında bir acı. Çok kıvamında bir acı. Domates salçası kilosu 10 lira. Müthiş bir fiyat bence. Müthiş bir fiyat. Acıka yapmak isteyenler de bunları kullanabilir. Ne? Acıka. Acıka için de kullanılabilir. Burada gelirseniz Katlı Pazar'ın girişinde dükkan, kime sorsanız gösterir. Şimdi geldik en sevdiğimiz yerlerden birisi arkadaşlar. Burada taze hurma varmış. Ben buna bayılıyorum. Bir tane yiyeceğim izninizle. Mükemmel. Hurma dedim mi? Taze hurma. Mükemmel arkadaşlar. 30 lira kilosu. Bu da uygun bir fiyat. O Tunus hurması. Hı? Tunus hurması. Ama taze. Yaş hurma. Bir de bu var. Müthiş bir şey. Neydi o? Yaban mersini. Arkadaşlar, bu bitki hakkında okuduğum bilgilere göre kansere en iyi gelen bitkilerden birisiymiş. Yaban mersini. Çok da güzel, lezzetli bir tadı var. Şimdi geldik son bölümümüze arkadaşlar. Burada çok değişik kahveler var. Bakalım. Menengiç kahvesi. Damla sakızlı dibek kahvesi. Saray kahvesi. Volt Nescafe, klasik Nescafe bunları pişip biliniyor. Dibek kahvesi, Osmanlı kahvesi. Gerçekten arkadaşlar bunlar ilginç. Ben bir tek bu Osmanlı kahvesini içtim. Gerçi ben onu beğenmedim. Benim beğendiğim klasik Türk kahvesi. Burada pakette kahve satılmıyor arkadaşlar. Türk kahvesi mutlaka çekilip alınıyor. Evet, fiyatı ne evet, kadar? Sıcak sıcak. Kilosu 50 lira. Kilosu 50 lira. Evet, kesinlikle 100 paket. 100 gramlık paketler 5 lira işte. Evet. Ama paket olarak satılmıyor. Tabii müşterimiz ne kadar isterse çekip veriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Çekimimizi burada sonlandırıyoruz. Böyle güzel bir dükkanda hoş bir vakit geçirdik. Dediğim gibi Adapazarı'nda olanlar bu arkadaşa uğrasınlar. Burada reklam yapmıyorum. Gerçekten ben de alışverişim buradan yapıyorum. Güzel ürünler var. Biz alışık hep marketlere kolayına kaçıyoruz ama arkadaşlar gerçekten yani böyle yerde aldığım vakit bir şeyi ya da meyveyi, lokumu ya da şeyi daha bir özenle seçilen mallar olduğu için daha güzel yemekler, daha güzel lezzetler oluyor. Görüşmek dileğiyle.